Peki hocam siz bu uçak düşme krizinden sonra Rus Devlet Başkanı Putin'in Sayın Erdoğan'ı arayarak taziye bildirmesinde samimiyet görüyor musunuz? Gerçekten siz bu işin kaza olduğuna inanıyor musunuz? Ya ben kani olduğum konu şu, kesinlikle koordinatlar değiştirildi. Ya bunu Rus bilerek o gün bilerek bile bile vurduğuna ben inanmıyorum. Ama Rus'a güvendiğim için bunu söylemiyorum. Benim öngördüğüm olay Amerika Birleşik Devletleri'nin koordinatları değiştirerek bizim askerlerimizin olduğu binayı vurdurttuğunu ben düşünüyorum. Anladım. Teşekkür ederim hocam değerli görüşleriniz için. Sayın Özkan, sizin görüşleriniz nedir? 3 şehidimiz, 11 yaralımızın olduğu Rus savaş uçakları tarafından orada 10 günü aşkın süredir yerleşik düzende olduğu da söyleniyor Türk Silahlı Kuvvetleri'nin. Hani siz yanlışlık olma ihtimalini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve Rus tarafının olaydan sonraki yapmış olduğu açıklamaları samimi buluyor musunuz? Teşekkür ediyorum. Şimdi ben bu yanlış koordinatla Türk Birliği'nin olduğu binanın vurulması olayını, yani bu olayı böyle mikro düzlemde değil de daha global bir şekilde değerlendirirsek sağlıklı sonuç alacağımızı düşünüyorum. Şöyle düşünelim. Bölge dünyanın enerji rezervi. Bölgenin Orta Doğu bölgesinin barındırdığı enerji kaynakları dünyanın yaklaşık %70 enerji ihtiyacı bu bölgeden sağlanıyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri bölgenin hakimi olmak istiyor idi. Her şekilde bölgenin bir şekilde, yani Amerikasız bölgede hiçbir tabiri caizse düzen kurulmasını istemiyor. Hani onunla benim haberim olmadan kuş uçmasın şeklinde bir politikadan yürütüyor. Bu böyle bir politika yürütüyordu. 2007'lerden, 2008'lerden günümüze gelene kadar. O günlerde Türkiye'nin gücü daha çok içe yönelik enerjimizi ve zamanımızı, gücümüzü iç politikalarla sürekli harcayıp dışa kendimizi bir türlü atamamıştık. Evet. Ne zaman ki 2010'dan sonraki referandum neticesinde ve akabinde gelen birçok müteaddit olaylar neticesinde Türkiye enerjisini artık Türkiye sınırlarının dışına çıkartmaya başladı. Evet. Ve ne zaman Türkiye'nin sınırların dışında politikalar üretip masada var olmayı rakiplerine kabullendirdikçe, bakın burayı dikkatli söylüyorum, kendi gücünü rakiplerine, yani Amerika'ya, İngiltere'ye, Avrupa bir AB'ye, bu ülkelere kendi gücünü kanıtlayıp kendi varlığını kabullendirdikçe Türkiye sınırlarımızın içerisinde, Türkiye'nin sınırları içerisinde çeşitli olaylar vuku bulmaya başladı. Engellemek adına, Türkiye'nin bu ilerleyişini, bu büyümesini engellemek adına çeşitli olaylar yaşandı. İşte birçok kere tekrar ettik bunu. İşte Gezi olayları, 17-25 olayları, en son işte yani o MİT tırları operasyonu gibi buna benzer 17 Şubat MİT krizi, Hakan Fidan'ın direkt ifadeye çağrılma olayları gibi ve en nihayetinde 15 Temmuz'daki o menfur, hain saldırı, hain olay neticesinde iş şöyle ortaya çıktı. Nedir o? Türkiye bölgede gücünü artık kanıtladı. Böyle yan oyuncularla Türkiye gücünden veya yolundan çevrilemeyecek bir ülke olduğu bu ülkelere artık nasıl diyeyim, kabullendirildi, bir şekilde kabullendirildi. Ve bunun dolayısıyla, buna paralel olarak da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkesindeki gücü, yaptırım gücü ve liderliği, hatta bölgedeki itibarı bir şekilde tescillenmiş oldu. Amerika, İngiltere ve Rusya, bakın özellikle söylüyorum, Amerika, İngiltere ve Rusya bölgede bir olay, bir politika, bir icraat yapacakları zaman Türkiye'siz bunu yapamayacaklarını artık anladılar. Yani bu 2-2 daha 4 gibi bir şey. Peki ne yapmaları gerekiyor? Türkiye'yi yanına alacaklar, fakat
Türkiye'nin beklentilerine ve isteklerine kendilerince minimum tavizler vererek, evet, Türkiye'yi yanına almak istiyorlar ki bölgede başarılı olabilsinler.